İyi akşamlar kıymetli izleyenler. Edessa TV stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine bir bilim ve sağlık programında kıymetli konuklarımla önemli bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta dünyanın en etkili bilim insanları listesine Harran Üniversitemizden giren iki kıymetli akademisyen hocamızla birlikteyiz. Teknokent Genel Müdürümüz, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Berkan Aydilek hocam. Hocam hoş geldiniz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Koyuncu hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Bu hafta iki konuğumla bilimi, bu dünyanın en etkili bilim insanları listesine giriş sürecindeki hocalarımızın başarısı göğsümüzü kabarttı. Özellikle Stanford Üniversitesi tarafından her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son güncel listede Harran Üniversitesi'nden de 7 tane hocamız bu listeye girdi ve bu noktada üniversitemizin başarılarını arttırdılar. En etkili bilim insanları listesi deyince belki soru işareti oluşmuş olabilir izleyicilerimizin kafasında. Bu liste özellikle bilimsel, teknik ve tıbbi akademik içerik konusunda uzmanlaşmış bir dergide ve akademisyenler arasında Hollanda Yayıncılık Merkezi olarak bilinen Elsevier'ın en kaliteli yayınların yayınlandığı veri tabanından oluşturulmuş bir liste. 4 Ekim 2023 tarihinde her yıl yayınlanan liste bu sene de yayınlandı. Özellikle 22 ana bilim dalı ve 176 alt ana bilim dalında yaklaşık dünyadaki 10.5 milyon bilim insanı içerisinde ilk %2'lik dilime giren bilim insanlarından oluşan bir liste. Demin de söylediğimiz gibi bu top %2'lik listeye giren kıymetli hocalarımız bugün konuklarım. Hemen kıymetli, değerli Berkan Aydilek hocamla, doçent doktor Berkan Aydilek hocamla başlamak istiyorum. Sayın hocam, artık bizler sizi tanıyoruz. Hem Teknokent Genel Müdürlüğünüz hem Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yaptığınız çalışmalarla siz de gurur duyuyoruz, takip ediyoruz. Urfalılar olarak çoğumuz tanıyoruz ama yine hocam sizi kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı iletiyorum. Bizleri davet ettiğiniz için başta siz olmak üzere tüm Edessa TV ailesi. Ve Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanarak Konya'ya gittik. Konya'da yapmış olduğumuz lisanstaki çalışmalarımızla hocalarımız yüksek lisans noktasında çalışma noktasında teklifte bulundular. Biz bu büyük bir gururla ve istekle yüksek lisansa başladığımız zaman aslında bir akademiye de bir anlamda adım atmış olduk. Ve aynı yıl içerisinde Selçuk Üniversitesi'nin akademik personel olarak görev yapmaya başladım. Bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans doktoramı bitirdikten sonra da memleketimiz olan Şanlıurfa'ya geldik. Burada da bilgisayar mühendisliğimizde ben buradan da yine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Havelsan Genel Müdürümüz Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar hocamız vardı bölüm başkanı olarak. Hocamızla görüştük, Sayın Rektörümüzle görüştük ve Şanlıurfa'daki görevimize başladık. Yüksek lisans ve doktora da danışman hocamızın, yine ona selamlar, saygılar iletiyorum, Ahmet Aslan hocam, Profesör Doktor Ahmet Aslan hocamızın uzmanlık alanı yapay zeka, veri madenciliği, makine öğrenmesi konularında bizler de çalıştık. Ve o günden bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla işte biz de günümüzü teknolojilerini ve yeniliklerini içerisine katarak bunları genç arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, topluma faydalı hale getirmeye çalışıyoruz hocam. Özetle kendimi böyle tanıtabilirim. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İsmail Koyuncu hocama dönmek istiyorum. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan tanıdığımız hocamız. Kanser çalışmalarıyla tanıyoruz hocamızı. Hocam biz de sizi akademik çevreler olarak tanıyoruz ama bir de Şanlıurfalı hemşehrilerimiz için kendinizi tanıtabilirseniz evet, sevinirim. Öncelikli olarak İsmail Bey, beni bu programa davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ekran başında izleyen hemşehrilerime de burada saygılarımızı sunuyoruz. Ben Doçent Doktor İsmail Koyuncu,
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Ben de Şanlıurfalıyım ve Harran Üniversitesi'nde eğitimimizin neredeyse büyük bir kısmını tamamladık. Hali hazırda Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle bu alanda kanser biyokimyası üzerinde antikanser ilaç geliştirme çalışmaları başta olmak üzere, onun haricinde de çeşitli hastalıkların tanısını ortaya koyma amacıyla çeşitli biomarker tarama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda bu alan üzerinde şu ana kadar 220'ye yakın uluslararası, ulusal düzeyde önemli dergilerde yayınlanmış olan makalemiz bulunmakta. Hakeza yine 200'e yakın ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmuş olduğumuz bildirilerimiz bulunuyor. Yine bilimsel anlamda büyük önem arz eden projeler noktasında da 150'ye yakın projemizi tamamladık. TÜBİTAK, DPT, GAP projesi ve diğer BAP projeler olmak üzere. Bu bilimsel çalışmaların yanı sıra bu makale olsun, diğer yayınlar noktasında olsun, yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde iki tane önemli bir ürünümüz ortaya çıktı. Bunu da şu an patent aşamasında, patent süreci devam ediyor. Bunlardan bir tanesi kimya bölümümüzde ortaklaşa sentezlediğimiz bir kanser ilacı patent aşamasında. Diğeri de yine Urfa'mıza özgü olan, Urfa'mızda yetişen Urfa fıstığının kabuğundan elde etmiş olduğumuz bazı geliştirdiğimiz bir ilaç. Onun da patent süreci devam ediyor. Bunun haricinde de araştırmaların yanı sıra öğrenci yetiştirme noktasında da büyük çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar 25'e yakın bir master ve doktora öğrencimizi mezun ettik. Bu çalışmalarımız da yine devam ediyor. Kısacası bu tip alanlarda çalışmamızı devam ettiriyoruz. Rutinde de eğitim araştırma hastanemizde şu an rutin klinik biyokimya laboratuvarı, metabolizma laboratuvarının da yürütücülüğünü beraber hocamızla beraber yaparak Şanlıurfa'mıza hizmet etmekteyiz. Evet, teşekkür ediyoruz ben hocam. CV'niz dolu dolu bu anlamda. Bu şekilde. Yani şimdi KC diyoruz biz, altta yatan yazan yazıda izleyicilerimiz bakıyorlar. Dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Harran Üniversitesi akademisyenleri deyince bu süreç içerisindeki çalışmalarınızdan bahsedince belki bu kadar çalışma içerisinde bunları sadece özetlediniz ama dolu dolu bir CV gerekiyor bu süreçlere girmek için. Bunlardan bahsedeceğiz hocam. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle müsaadenizle hocam sizleri de dinlendirerek bir Berkan hocam, bir İsmail hocam olacak şekilde programı yürütmeyi arzu ediyorum. Bu süreç içerisinde de kıymetli Berkan hocam, dünyanın en etkili bilim insanları listesinden bahsettik. Tabii bunlar objektif kriterler. Yani bununla ilgili süreçte işte sosyal medyada paylaşıldığında da halkımız işte tam algılayamadı, işte hocalar ne yapmış, ne yapıyorlar gibi bir algı oluşuyor hani bu anlamda. Bu anlamda da kafadaki soru işaretleri giderme noktasında yine gelmeden önce tabii sizi biliyoruz ama yine de bilimsel çalışmalarınıza da baktım ben CV'nize bu anlamda. Özellikle sürü zekası, veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarınız var. Bu listeye sokan çalışmalarınız neler hocam? Yani bu listeye niye diğer akademisyenler? Tabii herkes çalışıyor. Bu noktada sizi ön plana çıkaran özellikleriniz ne oldu? Hangi çalışmalarınız bu noktada bizim için önemli? Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bizi davet etti, böyle güzel sorular sorduğunuz için. Hocam şimdi yani elbette ki bizim amacımız burada genç araştırmacılara ilham olabilmektir. Ben bunu kendi öğrencime ya da yeni yetişen genç asistanlarımıza da ifade ediyorum. Biz bu listelerde bugün itibariyle 7 hocamız, sağ olsun İsmail hocamız da burada, takdir ediyorum, onu da tebrik ediyorum Sayın hocamızı. Diğer hocalarımızı da tebrik ediyorum, aramızda olmayan hocalarımızı da. Bu listeyi acaba nasıl Harran Üniversitesi'nden, Şanlıurfa'dan 8'e çıkarabiliriz bu listedeki hoca sayımızı? 9'a nasıl çıkarabiliriz? 10'a nasıl çıkarabiliriz? Bunlar tabii takdir edersiniz ki bir günde olacak süreçler değil ama böyle bir hedef konulup işte adeta boynuzun kulağı geçtiği şekilde
gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Genç bilim insanlarını yetiştirmemiz lazım. Biz ilk olarak çalışmalarımıza başlarken ya bu yaptığım çalışma acaba sonucunda nasıl bir çıktı verecek? Ve bu nasıl bir yaygın etkiye sebebiyet verecek? İnsanlar tarafından beğenilecek mi, takdir edilecek mi? Bu community içerisinde, araştırma network'ü içerisinde, grubu içerisindeki yeri nedir diye iyi bir literatür taramasıyla işe başlıyoruz. Bu literatür taramasına baktığımız zaman çok sayıda çalışılan konunun üzerinde biz de çalışma arzusu içerisinde oluyoruz. Yani yaygın ve herkes tarafından böyle üzerinde çalışılan problemlerin çözümü noktasında biz de istekliyiz. Buna baktığımız zaman işte daha demin dediğim gibi yüksek lisans düzeyinden başlayan çıktılar üretmeye başladık. O çıktılar belli bir noktaya geldikten sonra işte son 3 yıldır bu listenin içerisinde yer aldığımı görmeye başladım. Hedefim bu çalışmalar yaparken böyle güzel bir listenin içerisinde yer almak değildi ama bu çalışmalarla birlikte bu listenin içerisinde yer aldığım için de gerçekten çok mutluyum. Yapay zeka konusundaki çalışmalar, makine öğrenmesi konusundaki çalışmalar, veri bilimi, veri madenciliği konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bizi bu noktalara taşıdığına inanıyorum. Burada gerçekten çok somut kriterler altında bu değerlendirme yapılıyor. Yani siz milyonlarca bilim insanını sıralıyorsunuz. İşte tek yazarlı makale, birinci sıradaki makale sayınız, bu makaleye alınan atıflar, bu atıfları yapan dergilerin etki faktörleri, sizin yapmış olduğunuz araştırmaların yayınlandığı yine makalelerin kalitesi, bu kaliteler ölçülürken yine bahsettiğimiz gibi impact faktörler vesaireler kullanılıyor. Bu somut kriterler altında milyonlarca bilim insanı sıralandığı zaman %2'lik kısma giren bilim insanlarının listesi açıklanıyor. Burada yaklaşık 1300 civarı ülkemizden. Evet, 1395. Evet. 1395 akademisyenimiz yer alıyor. İşte bu milyonların içerisinde işte 10 binlerce %2'nin içerisinde yer aldığı zaman ülkemizde 1395 hocamızın yer aldığını gördüğümüz zaman Şanlıurfa'nın da Harun Üniversitesi'nin de bu anlamda 7 akademisyeni burada yer aldı. Biz yapay zeka ve görüntü işleme alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla bunun içerisine girdik. İşte baktığımız zaman insan gibi, canlılar gibi düşünen, davranan sistemlere biz yapay zeka diyoruz. Bu yapay zeka bilgisayarların bugün bize göre üstün olduğu ya da daha hızlı bir şekilde yaptığı bir hesaplama yeteneği var. Yani biz burada işte şimdi hep beraber iki haneli, üç haneli iki sayıyı çarpalım ve sonucunu bulalım dediğimiz zaman bunun için biraz zamana ve kağıt kaleme ihtiyacımız var. Tabii bu konuda kendisini geliştiren insanlar vardır muhakkak. Ama işin içerisinde böyle virgüllü, ondalıklı sayılar girdiği zaman zaten bilgisayar kelimesine baktığımız zaman computer yani kompütten gelir. Kompüt hesaplayıcıdır. Yani hesaplama işini iyi yapan bir makinedir. Biz bunu Türkçe'ye bilgisayar olarak çevirmişiz. İsabetli bir çevirim olmuş. Aydın Köksel hocamız da sağ olsun bize evet. Ödül verdi bu Türkçe'ye çevirme yani 2500'den fazla kelimeyi Türkçe'ye çeviren hocamızdır. Kompüt hesaplayıcıdır ve demin dediğim gibi eğer siz sayısal değerler noktasında bilgisayarı günlük hayattaki problemlerinizi sayısala çevirebiliyorsanız o sizden daha iyi ve hızlı işlemler yapmaya başlıyor. Bugün sağlık alanında bir patoloğun başarısı bakıyorsunuz yüzde işte 70-80 civarında. Aynı şekilde görüntüyü bilgisayara aktardığınız zaman bu oran yükselmiş oluyor. Yani çünkü bir insanın sınırsız vakti ve kendisine ait işte ruh halinin değiştiği iniş çıkışların olduğu zamanlar yaşanıyor. Yani insan sosyal bir varlık. Evet. Çevresinde yorulma yaşayabilir, üzüntü yaşayabilir, demoralizasyon yaşayabilir. Bunları da varsaymadığımız zaman yani bilgisayarın hesaplama yönünden
bakıyorsunuz görüntü işlemede insanlardan daha yüksek başarılar elde ettiğini görüyoruz. Peki görüntü dediğimiz şey ne? Bugün işte ekrandan da bizi izliyorlar sevgili izleyicilerimiz. Aslında saniyede 25 adet görsel ya da resim ya da fotoğraf. Yani bu bir videoyu oluşturuyor. Bir videoyu saniyede 25 adet fotoğraf ve resim olduğu zaman biz akıcı olarak görmeye başlıyoruz insanoğlu. İşte her bir fotoğraf da RGB dediğimiz, RGB dediğimiz kırmızı, yeşil ve maviden oluşan aslında 0 ile 255 arasındaki sayılar. Şimdi ekrana baktığınız zaman bu küçük pikseller, noktalar aslında sayı değerleri. Ve bunlar bir araya geldiği zaman renkler oluşturuyor. Biz bu sayı değerlerinin belli bir motifi bir araya geldiği zaman ona işte konu yani dijital sağlık olduğu için söylüyorum. İşte tümörlü bölge ya da iyi huylu bölge, iyi işte kemik dokusu gibi böyle tanımlamalar yapabiliyoruz. Bunlar da insan hassasiyetine göre yüksek doğrultuda yapıldığını görüyoruz. Yine bugün günümüzde veri seli yaşıyoruz, veri yoğunluğu yaşıyoruz. Yani bugün işte oturduğumuz stüdyodan tutun da bindiğimiz uçaklar, gittiğimiz marketler, üniversite, öğrenci bilgi sistemi, kütüphaneler hepsi arkada kullanıcıların ne gibi hareketler yaptığını kayıt altına alıyor. Çok sayıda veri var. Bu eğer kullanılmazsa bir çöplük. Ama bundan doğru ve anlamlı sonuçlar üretmeye başlarsanız, enteresan sonuçlar üretmeye başlarsanız, o zaman da veriyi anlamlı hale, bilgi bu değersiz veriyi bilgi haline dönüştürmeye başlıyorsunuz. İşte veri bilimi, yapay zeka tam olarak bu noktada devreye giriyor. Biz demin söylediğiniz gibi canlıların ya da sürülerin hareketiyle ortaya çıkan davranışları işte binlerce yıldır, milyonlarca yıldır vardır. Bunlar da çok güçlüdür. Bunların hareketlerini izleyerek işte bilgisayarların anladığı şekliyle algoritmalara, programlara dönüştürüp onları da araştırma haline getirdik. Getirmeyi başardık. Bir kısmını kendimiz ürettik, bir kısmını hibrit bir halde daha iyi hale getirdik. Bu da bizim yapay zeka ve görüntü camiasında çok büyük takdir gördü. Ve sürekli olarak da bu konuda bize atıf yapılarak bununla ilgili çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Yani yine söylüyorum, bizim temas ettiğimiz arkadaşlara biz ilham olmak istiyoruz. Onların bizi geçmesini istiyoruz. Ve dünyadaki en etkili bilim insanları listesine bu sayıyı Şanlıurfa'dan başlayarak arttırmasını istiyoruz. Ülkemizdeki sayının artmasını istiyoruz. O zaman şunu söyleyeyim özetle. Bugün itibariyle çok yaygın bir şekilde kullanılan tekniklerin, araştırmaların iyice bir araştırmasını ve literatür analizinin yapılmasının ve bu konunun üzerine, bu problemlerin üzerine eğilerek insanoğlunun geldiği o bizim araştırma noktasını acaba ne kadar ileriye götürebiliriz? Bunun hesabı ve gayreti içerisinde olunduğu zaman ben bu sayının artacağını, kalitenin artacağını ve çok daha istenilen noktalara ulaştıracağımızı düşünüyorum. Şimdi bu sorunuza da böyle cevap vermiş oldum. Gayet net oldu hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii hocam atıftan bahsetti. Atıfta hazır bahsedelim yeri gelmişken. Bilimsel çalışmaların, diğer bilimsel çalışmaların başka bir çalışmadan alıntılama yapmasına biz atıf diyoruz. Atıfınız ne kadar fazlaysa bu anlamda oluşturduğunuz etkinin de fazla olduğunun bir göstergesi. Hocamın bu noktada yaptığı yapay zekayla, bu sürü zekası, veri madenciliği ile ilgili yaptığı çalışmalarda da bir temel teşkil ediyor anlamına geliyor ve bu yeni yapılan çalışmalardan çalışmasının kalitesinden ötürü atıf aldığını gösteriyor. Bu anlamda da bir etki oluşturduğu için bu listelere giriliyor. Atıf demişken bunu da açıklamış olalım. Aynen. Şimdi kıymetli İsmail Hocam'a dönmek istiyorum. Değerli Hocam, size de yine bu listeye girmenize ilişkin süreçten başlayaraktan yine yaptığınız kanser biyokimyası alanındaki çalışmalara ilişkin süreçle de bağlayarak anlatabilirseniz hocam, evet, ifade edebilirseniz memnun olurum. İsmail Bey, bu Stanford Üniversitesi'nin özellikle hazırlamış olduğu bu liste her yıl hazırlanıyor. Buradaki hocam da bahsetti. Şimdi bir bilim adamı olarak belli konular üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Berkan Hocam yapay zeka üzerinde, bilgisayar çalışmaları üzerinde, bir de biyokimyacı olarak
bazen yeni tanı markalar üzerinde ya da kanser üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda elde etmiş olduğumuz dataları dergilere yayın olarak gönderiyoruz. Bu tabii göndermiş olduğumuz dergilerdeki yayınlar tüm dünyada tüm bilim insanları tarafından an be an takip ediliyor. Tabii onu gönderirken o dergilerin yayınlama şartları biraz zorlu olabiliyor. Hakemlere gidiyor bu, özellikle gönderdiğiniz derginin kalitesine bağlı olarak. Bu kaliteyi de belirleyen en önemli faktör derginin sinip değeri, impact faktör dediğimiz faktörler derginin kalitesini belirliyor. Sizin mevcut olan çalışmanızın da dünyada ses getirebilmesi için bunu kaliteli bir dergide yayınlamanız lazım. Tabii kaliteli dergilerde bunu yayınlarken bu derginin işte Türkiye'den ya da Harran'dan veyahut Harvard'dan veyahut Oxford'dan geldiğine bakmaksızın çalışmanın niteliğine, dergiye olan uyumuna göre hakemlere gönderiyor. Bu hakemlerin değerlendirmesi sonucunda eğer yayınınız kabul görürse o dergide yayınlanıyor. Ve o yayınlanmış olan derginin kalitesine bağlı olarak da bilim camiasına ses getiriyor. Ve sizin mevcut olarak üretmiş olduğunuz yayının getirdiği etkiyle beraber başka bir bilim adamı da o sizin vermiş olduğunuz bilgiden hareket ederek üzerine yeni bir bilgi koyuyor. Örnek verecek olursak, mesela biz burada yeni bir bileşiğin veyahut yeni bir bitkiden elde etmiş olduğumuz bir etken maddenin kanser üzerinde etkinliğini tespit ettikten sonra, yayınlandıktan sonra bu defa o dergide eczacılar olabilir ya da başka bir faktörde, başka bir dünyanın herhangi bir yerinde başka bir bilim insanı, o da bunu alıp insanlar üzerinde denemeye girişecek. Ve neticede bilgi üzerine bilgi katılarak o bilginin ileride belki bir ilaca dönüşme potansiyeline sahip olma olasılığı ortaya çıkıyor. İşte bu sizin üretmiş olduğunuz ilk bilginin diğer bilim adamları tarafından alınarak büyütülmesi işlemi için sizin bilginizin çok güncel, çok etkili, çok potansiyele sahip olması lazım. Bu da sizin o yayınlamış olduğunuz yayınınızın yayınlandığı makale bunu önemli derecede etkiliyor. İşte bu Stanford Üniversitesi dediğimiz üniversitede bu tip etkiye sahip olan kıymetli çalışmaları derleyerek dünyada bir sıralama oluşturmuş ve bu sıralama içerisinde de %2'lik bir dilim ortaya çıkmış. Hakikaten bu listeye giren hocalarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Hem ülkemiz adına gurur verici bir olay, hem özellikle memleketimiz adına da çok gurur verici bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Kendi çalışmalarıma değinecek olursak, evet hocam, kanser çalışmalarınızdan isterseniz biraz özellikle bahsedelim. Kanser biyokimyası, evet, alanında multidisipliner bir alan. Kanser biliyorsunuz hali hazırda dünyada ölüme sebebiyet veren en önemli ikinci hastalık kategorisinde ve günümüzde gitgide bu vaka sayıları artıyor. İlerleyen süreçlerde bir numaralı hastalık olarak karşımıza çıkacak. Özellikle çevresel faktörler bunun gelişiminde büyük bir önem arz ediyor. Yani kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Kaçınılmaz bir son olduğundan dolayı şu an hali hazırda tüm dünyada bu kanseri nasıl yenebiliriz, nasıl yeni ilaçlar üretebiliriz üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Hali hazırda mevcut olan ilaçlara baktığımız zaman kemoterapi dediğimiz ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların özellikle kanser hücresine spesifik olmaması, diğer sağlıklı dokulara zarar vermesi gibi istenmeyen yan etkiler olması gibi durumlarından dolayı istenmeyen sonuçlara yol açmakta, tedavinin başarısını da olumsuz yönde etkilemekte. Bu nedenle hedefe özgü yalnızca kanserli hücreyi öldürecek, diğer hücrelere zarar vermeyecek ilaçlar üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların kısa bir sürecinden bahsedecek olursak, şu ana kadar olan klasik süreçte kimyacılar madde sentezliyor veyahut yeni bilinen bazı bitki türlerinden madde izolasyonu yapılıyor. Biz bunu daha sonra ilk aşama in vitro dediğimiz çalışma oluyor. Yani insandan çoğalttığımız kanser türleri, hücrelerini biz laboratuvar ortamında çoğaltıyoruz. Sonra bu maddeleri bunların üzerinde etkinliklerine bakıyoruz. Bunlar içerisinde etkinliği tespit edilen maddeyi bu defa normal hücrelere bakıyoruz. Normal hücreler üzerinde de eğer olumsuz etki yol açmıyorsa
Sonraki süreçte defa fareler üzerinde bir model geliştiriliyor. Farelere uygulanıyor. Farelerde de orada tüm ürün çapını büyütüp, küçültüp küçültmediği, yine farenin metabolizması üzerinde herhangi bir zararın olup olmadığı tespit edildikten sonra bu defa sonraki aşama dediğimiz faz çalışmaları. İnsanlar üzerinde, gönüllü insanlar üzerinde faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları devam ediyor. Bunun sonucunda da bu maddemiz ne oluyor? İlaç olarak piyasaya sunuluyor. Hedefe işte bu ilaçlar şu an günümüzdeki yeni trendte de hedefe özgü. Hedefe özgü nedir? Normal bir kanserli hücre ile sağlıklı bir hücre arasındaki net farkı verebilecek olan noktalar. Akıllı ilaçlar. Evet. Mesela normal bir kanser hücremizin yüzeyinde olmayan, yalnızca kanserli hücrenin yüzeyinde olan bazı markerlar var. Yani yüzeyde bulunan bazı protein parçacıkları, bunlar reseptör diyoruz. Eğer bu moleküller tespit edilmişse o hedefe özgü ilaç geliştirilerek yalnızca kanserli hücrenin yok edilmesi planlanıyor. Ve bu şekilde şu an elde edilen ilaçlara baktığımız zaman antikor tabanlı ilaçlar veyahut kanserli hücreye özgü enzim dediğimiz yapıları inhibe eden ilaçlar büyük önem taşıyor. Ve bu ilaçlar da hakikaten etki faktörü yüksek, kanserli hastadaki tedavi oranını artırıyor, ölüm oranını azaltıyor. En büyük dezavantajı da ekonomik açıdan çok pahalı olması. Yani bu nedenle ülkemizde de buna benzer hedefe özgü ilaçların geliştirilmesi hem ülke ekonomisine, öncelikle insan sağlığına, tüm insanlığa büyük bir hizmet. İkincisi de ülke ekonomisine ciddi anlamda katkılar sunabilme potansiyeline sahip. Biz de şu an dönemde özellikle kanserli hücrede bulunan bir enzim var. Karbonik anhidraz 9 dediğimiz bir enzim. Onu hedefleyerek çalışmamızı başlattık. Özellikle bu enzimin aktivasyonu çalışan İtalya'da bir ekip var. O ekiple ortak çalışmalarımız var. Biz hücresel düzeyde etki mekanizmasına bakıyoruz. Onlar enzim üzerindeki etkilerine bakıyor. İşte bu çalışmalar neticesinde biz de kendi üniversitemizde kimya bölümünde sentezlenen bir maddemizi tespit ettik. Bunun hücresel düzeydeki etki mekanizmasını çözdük. Sonrasında bir doktor öğrencime de bunu farede oluşturduğumuz tümör üzerindeki etkinliğini de tespit ettik ve patentimize başvurduk. Şu an patent sürecimiz devam ediyor. Buna benzer çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Devam yine edecek, evet. Aynı şekilde şu an uluslararası bir çalışma grubuna dahil edildik. İspanya, İtalya, Fransa'dan bir ekip, de Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden de bitki örnekleri geliyor. Onlar farklı fraksiyonları elde ediyor. Her birimiz bir kısmı çalışıyoruz. Biz de kanser üzerindeki etki mekanizmalarını çalışıyoruz. Bu alanda da bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Yani böyle siz anlattıkça biz dinlemeye devam etmek istiyoruz. Evet. Özellikle bu kanser süreçlerine ilişkin verdiğiniz bilgi üzerinden bunları tespit etmeniz ve Harran Üniversitesi'nde bunlara yönelik çözüm önerileri sunmanız ve ayrıca yine doktora öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine de ufuk oluşturma noktasında ve bunlara çözüm ulaştırma noktasında çalışmalarınız çok kıymetli ki bu noktada da özellikle bu uluslararasılaşma noktasında daha geniş çalışmalarla daha yaygın bir etki bırakmanız var hocam. Bu anlamda kıymetli. Tekrardan teşekkür ediyoruz çalışmalarınızdan ötürü. Müsaadenizle Berkan Hocam'a dönmek istiyorum. Berkan Hocam tabii ben sağlıkçı olduğum için İsmail Hocam'ın ki belki biraz daha ilgimi çekiyor, daha hakimim ama tabii bugün baktığımızda da bir ChatGPT gerçeği var. Yani bugün kasıp kavuran makalelerimizi yazarken, kullandığımız birçok işte verileri yazarken, haber yazarken İsmail Hocam'la kuliste konuşuyorduk. Her yerde kullanılabiliyor bu yapay zeka uygulamaları. Ama bunların içerisindeki en meşhurlarından ve duyulmuşlarından bir tanesi hocam ChatGPT. Bu ChatGPT ile ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Gençlere, bizlere, bilim insanlarına. Teşekkür ederim hocam. Şimdi dijital teknolojilerle olan tartışma sürekli değiştiği için bitmeyen bir tartışma. Yani biz düne kadar hep şunu cevaplıyorduk. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı ya da dünyanın sonunu getirecek mi konusu vardı. Fakat emin olun işte otomobilin icadında da traktörün icadında da aynı şeyler
konuşuldu, söylendi. Yani işte biz tarlada çalışıyoruz, şimdi gelip bu makineler bizim işimizi elimizden alacak mı? Fakat bu tartışmalar yerine mevcut olan teknolojiye ayak uydurmanın çarelerini aramamız lazım. Bizim de genel olarak merak edildiği zaman kamuoyuna bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün bir Google gerçeği var ya da arama motoru gerçeği var. Bu arama motoruna siz kelimeler ya da kelime gruplarını yazdığınız zaman size ilgili web sitelerini getiriyor. Ve siz daha sonra o web sitelerinin içerisine girerek bilgileri alıp, özetleyip işinize yarayanları kullanmanız gerekiyor. İşte ChatGPT açıkçası bir arama motoru tam olarak değil. ChatGPT var olan internetteki dijital kaynaklardan elde ettiği bilgilerle birlikte bir konuşma dediğimiz ya da doğal dil işleme robotu. Bu işte televizyonla radyo arasındaki fark gibi ifade edebilirim. Karşımızda bir işte botla sohbet etme ve binlerce, milyonlarca, milyarlarca veriyi bir araya getirerek bunun bize insan dilinde, konuşma dilinde özetleyen bir yapısı var. Günümüzde şu çıktı, tabii ki de işte artık uzaktan eğitim sürecinde de yaşadık. Ödevler ChatGPT tarafından mı yapılıyor? Makaleler ChatGPT tarafından mı yapılıyor? Ya da biz buna karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Bu ChatGPT'de yapılmış olan bir şeyi tespit edebilir miyiz? Şu anda hayır. Evet. Çünkü ChatGPT'yi geliştiren OpenAI firması da ChatGPT'de yapılıp yapılmadığını tespit eden çalışmayı sonlandırmak zorunda kaldı. Çünkü başarısı yüksek değil. Baktığımız zaman biz bununla adapte olmak zorundayız. Yani internetin keşfi ve arama motorlarının keşfiyle birlikte ya ödevler internetten hazırlanır mı tırnak içerisindeki korkusu bugün itibariyle internetten artık hocalarımız gidip araştırma ödev veriyor. Gidin evet. Bunu araştırın diyor. Bu zenginliği kullanın diyor. Evet. Yani kütüphaneye gidin, kütüphaneden kitaplardan araştırın ifadesinin yanına günümüzde internetten araştırma gelmiştir. İlkokul, ortaokul düzeyinde, üniversite düzeyinde tüm eğitim camiası için. Bugün de artık ChatGPT gerçeği var. Tabii hani ilk olarak ortaya çıkan bir şeyi biz hep marka olarak kullanıyoruz ama bunun yanında daha da iyi geliştirilen markalar ortaya çıktı. Yani Bart evet. gibi vesaire, Claudio gibi diğer ürünler de, markalar da ortaya çıktı. Burada tabii İsmail Hocam işin korkutucu ya da düşünmesi gereken kısımları da var. Bunlarla ilgili önlem almaya çalışıyoruz bilim insanları olarak ya da bunu ortaya çıkan mekanizmalar. Baktığınız zaman işte ya bana bir şöyle bir ödev yap, içerisinde şu kelimeler olsun, şu cümleler olsun dediği zaman bunu yapıyor. Biz ChatGPT'nin yapamayacağı şeylere ya da onunla ilgili işimizi zenginleştirecek kısma bakmamız lazım. Evet, karşımıza güzel. İşte bugün itibariyle prompt dediğimiz mühendislik çıkıyor. Yani ChatGPT'yi nasıl etkili ve verimli bulmamız. Kullanabilirim? Evet, bununla güzel. İlgili eğitimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Prompt mühendisliği ile ilgili çok hızlı bir şekilde baktığımız zaman işte insanların ilgisinin, alakasının arttığını görüyoruz. İşin etik kısmı var. Sanatçılar ayaklanıyor, işte şairler, söz yazarları diyor ki bu bizim telif haklarına giren ve bizim eserlerimizden türetilen bir konu. Bu da tabii ki tartışılacak, bu da nihayete erecek bir konu. Veya geçenlerde mesela şey olmuş, işte ChatGPT'ye sormuş, demiş ki bana internetten satın alışveriş yapabileceğim bir 16 haneli yasal bir kredi kartı üretir misin? 16 haneli yasal bir kredi kartı ve üretmiş. Bu ve buna benzer öngörülemeyen konular var. Ya da diyelim ki ırkçı bir söylem içerisine giren chat robotları karşımıza çıkabiliyor. Evet. Yani işte belki ülkemizde bu konuyu biz aşmış durumdayız. Ama işte Amerika'da veya diğer bölgelerde bu ırkçı söylemler, işte beyaz, siyah tutumu davranışlarıyla ilgili. Eğer beslendiği kaynaklar, yapay zekanın beslendiği kaynaklar ya da onu o veri girişini sağlayan insanlar, o bölgedeki insanlar bu yapıya sahipse yapay zeka da doğal olarak onların
bilgilerini sentezleyerek insanlara ulaştırıyor. Sonuçta kendi üretmiyor hocam, mevcut veriyi kullanıyor. Kesinlikle evet. Mevcut veriyi kullanıyor. Bu ve buna benzer konuları nasıl aşarız derseniz, işte biz yine bu konuda etik çalışmaları, yapay zeka etiği çalışmalarını ön plana çıkarıyoruz. Örnek vereyim, sürücüsüz otomobiller bugün farklı eyaletlerde, farklı ülkelerde artık kullanılmaya başladığını görüyoruz. Yani sizin kapınıza sürücüsüz olmayan bir otomobil geliyor ve sizi alıyor, istediğiniz noktaya götürüyor. İleride direksiyonun olmadığı, gaz pedal sisteminin olmadığı otomobiller bizi bekliyor. Biz buna hazırlıklı mıyız? İşte içerisinde geliştirmiş olduğumuz yazılımlarla ve araştırmalarla bunun içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Teknofest'te bu konuda çalışan öğrencilerimizi gönderiyoruz. Finallerde yer alıyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Fakat bir otomobil, kendi kendine giden bir otomobil, işte karşıdan karşıya geçen 3 kişi, yani frenin tutmadığını ve uçurumdan düşebilecek ihtimali söz konusu olduğu bir senaryoda acaba yayaya çarpsın mı yoksa direksiyonu çevirip köprüden aşağı mı uçsun? Mesela bu yazılımın karar vereceği bir süreçtir ve bu kolay bir süreç değil. İçindeki sahibini mi koruması lazım yoksa yayayı mı korusun? İş daha da kompleksleşebiliyor. İşte karşıdan karşıya geçen 3 tane genç var, 3 tane yaşlı var. İşte 3 tane suçlu var, 3 tane doktor var. Ya da hayvanlar var, bu tarafta farklı gruplar var gibi. Yani kompleksleştikçe sorular. Bunu da biz anket olarak insanlara soruyoruz. Yani siz diyoruz yapay zekaya katkı sağlamak istiyorsanız bizim böyle böyle bir senaryomuz var. Siz bu senaryo karşısında ne yaparsınız? Bize lütfen aşağıdaki şıkları işaretleyin. Eğer bu şıkları işaretleyenler çok ön yargılı bir kesimse yapay zekada da o ön yargı çıkıyor. Ama baktığınız zaman bana şu konuyla ilgili hikaye üret, bununla ilgili tiyatro yaz, şiir yaz. Ben geçen gün buradan da sevgili eşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir şiir yazdım ChatGPT'de. Dedi ki bunu sen yazmamışsın çünkü işin içerisine ruhunu katamıyor. Yani bu anlaşılıyor. Çok güzel, evet. Fakat yani bu hız, teknoloji bu hızla ilerlemeye devam ederse dediğim gibi görsel resimler üretiliyor ve insanın üretip üretmediğini anlamak zorlaşmaya başladı. Müzik üretmeye başladı. İşte makale üretmeye başladı. Araştırma üretmeye başladı. Sayın hocam yani Scholar'a girdiğiniz zaman yazarlardan biri artık ChatGPT oluyor. Evet. Yazar isimleri olarak da yazılmaya başladı. Evet. Hocam. Yazılmaya başlandı. Biz bu ve buna benzer teknolojileri topyekün tabii ki bilim insanı olarak reddetme şansımız yok. Ama en azından bizi izleyen, dinleyen hocalarımız, arkadaşlarımız için veya da gençler için söyleyelim. Şimdi muhtemelen yazı icat edildiği zaman da buna karşı çıkan bir ekip oldu. Dedi ki ya her şeyi aklımızda tutuyorduk. Bu bizim hafızamızı zorlayacaktır veya hafızamızın körelmesine sebebiyet verecektir. Bu yazı nereden çıktı gibi bir tartışma olabilir. Yani elimde böyle bir somut şey yok ama. Yok oldu insan, hocam. Yani insanoğlunun yeniliğe karşı muhakkak bir direnci farklı ön yargısı şeyi olacaktır. Ama biz bu tarafta değil de bunu gerçekten insanlığa yararlı destek olacak şekilde kullanırsak ve başına da şöyle söyleyeyim. İşte Asimov'un 3 robot kuralı var. Yapmış olduğun eylem bir canlıya zarar veriyor mu? Veriyorsa kesin. Geri kalan kısmı terminate et, sonlandır. Biz bütün algoritmaların başına bu 2-3 tane maddeyi eklersek o zaman kontrolden çıkmasını da engelleriz. İşin etik kısmını da doğru bir şekilde işin içerisine katarsak bunu da sağlayacağımıza inanıyorum. Yani çok ne diyelim yüksek teknoloji ve gelir ileride büyük birçok şeyin de iş yapış şeklinin de biçimini değiştirecek bu bahsettiğimiz gibi. İşte ChatGPT veya diğer şeyler birçok sektörü değiştiriyor. Bunun için hazırlıklı olmak ve ona göre de yeniliklere açık olmak, bunları da yapmış olduğumuz çalışmalar içerisine koymamızda fayda var. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu da güzel ve hoş bir soru. Gayet güzel oldu hocam. Yani bu zaten güncelde kullanmaya başlıyor. Herkes kendi alanına ilişkin
Buradan eşinize de, saygıdeğer eşinize de selam gelen güzel bir örnek oldu. Tabii dediğiniz gibi faydalı kullanmak gerekiyor hocam. Sağlıkla ilişkin alanlarda özellikle yapay zeka uygulamalarını, işte ben fizyoterapi alanına ilişkin süreçte hastaya bir egzersiz reçetesi verirken hangi egzersizi seçeceğimiz, bütün bu bir bütün olarak hastayı ele aldıktan sonraki süreçte bazı insanın yapabileceği hataları yapmamasıyla ilgili süreçte birçok projeler var. Tabii bunu işte yapay zekayı sanal gerçeklik uygulamalarıyla birleştiriyoruz falan. Bu kaçınılmaz dediğiniz gibi. Bunu insanlığın faydasına ve yararına nasıl kullanabiliriz? Bu etik kalarak bu işi nasıl devam ettirebiliriz? Buna bakmak durumundayız ve bu şekilde hareket etmemiz sizin de arz ettiğiniz üzere daha sağlıklı olacak. Tekrar kıymetli İsmail Hocam'a dönmek istiyorum. Sayın Hocam, tabii kanserle ilgili çalışmalarınızdan bahsettik. Bir de özellikle metabolik hastalıklarla ilgili çalışmalarınızı da biliyoruz. Metabolik hastalıklarla ilgili bir de araştırma ve uygulama merkezi noktasında bir hazırlığımız var. Bu noktada bunu da ben biliyorum. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hem metabolik hastalıklara ilişkin süreç hem de araştırma ve uygulama merkezimiz noktasında nasıl çalışmalarınız var, evet, değerli hocam? İsmail Bey, sorunuza geçmeden önce Berkan Hocam'ın bahsetmiş olduğu bu yapay zeka bilgileriyle biraz bizim alanda biz nasıl görüyoruz, ne yapılabilir? Şimdi özellikle bu yapay zeka olsun, bilgisayar programcılığı noktasında hakikaten dönüm noktasına geldik. Tıp açısından bunu konuşacak olursak, mesela geliştirilen bazı algoritmalarla birlikte hasta klinisyene gidip muayene olduktan sonra semptomlar giriliyor. Kanları bizim biyokimya laboratuvarına geliyor, analizler yapılıyor. Analizler direktmen programa veriliyor. Programdan sonra direkt, eğer bir görüntülemede bir MR ya da tomografisi falan da istenmişse direktmen hastalığın ne oldu şeklinde sunma imkanına sahip olabilecek ileride. Evet. Hatta teknolojinin belki çip dediğimiz deri altına yerleştirilebilecek çipler veyahut dışarıdan bir akıllı saat vasıtasıyla da direktmen damar yüzeyinden hastaneye gitmeden dahi bazı markerların kandaki değerleri direkt tespit edip hastalığın ne olduğu, nasıl bir tedavi gerektirdiğine yönelik fikirlerde sunabilme imkanına sahip olacağız ileride. Yakında göreceğiz bunları. Kendi alanımızda da hakikaten çok ciddi gelişmelere yol açtı. Nedir bu? Biraz önce bir ilacın gelişim sürecinden bahsettim. Binlerce madde sentezliyorsunuz. Bunu işte hücre kültürü, sonra fare, sonra insan çalışmalarına gelinceye kadar binlerce madde içerisinden belki bir ya da iki madde etkili çıkabiliyor. Bu süreçte büyük bir ekonomik noktada parasal bir harcamanın söz konusu. Bununla beraber zaman kaybı, emek ve geçen zaman. Şimdi bu yapay zeka uygulamalarıyla beraber insiliko dediğimiz bir çalışma alanı çıktı. Bilgisayar ortamında bir canlının hücresi simüle ediliyor. Ve yüzlerce, binlerce maddeyi siz bilgisayar simülasyonu ortamında biraz önce bahsettiğim hedefe özgü olarak dediğimiz kısma eşleştirme yapıyor bilgisayar ortamında. Diyor ki işte binlerce madde içerisinde şu çok etkilidir. Onu size sunuyor. Sonrasında insan vücudu bir modelleme yapılmış. Ve o modelleme ile de insan vücudun karaciğerine olan yükü nedir? Bu karaciğerde nasıl metabolize eder? Böbrekten nasıl atılır? Bağırsaklardan nasıl emilir? İnsan vücudunda olası zararları nedir şeklinde kuvvetli bir ihtimalle de size o bilgi veriyor. Yani bu sayede de özellikle şu an ilaç geliştirme şirketleri tarafından olsun ciddi anlamda kullanılıyor ve buna sistem biyolojisi deniliyor. In silico çalışmalar deniliyor. Hı hı. Bu anlamda da hakikaten insanlığa çok büyük hizmetleri sunma potansiyeline sahip. Hı hı hı. Özellikle bu alanda gençlerin kendilerini yetiştirmeleri, evet, hakikaten ufuklarını ciddi anlamda geliştirecektir. Evet. Evet, şimdi sorduğunuz soruya gelecek evet, olursak, metabolik hastalıklar dediğimiz olay, işte 2017 yılında Şanlıurfa'da metabolizma laboratuvarımızı kurduk. Bölgenin ilk ve tek laboratuvarı. Bunu geliştirdik. Yeni dönemde Sayın Rektörümüz Tahir Hocam, bunu geliştirelim. Daha da büyütelim, artık Türkiye'de bir ilk olma potansiyeline sahip olsun tarzında bir girişim başlattık. Bu girişimle beraber bu hastalıklar nedir? Özellikle doğuştan itibariyle bir anne veyahut babada kalıtsal olarak resesif dediğimiz bireyde etkisini göstermemiş
bireylere resesif diyoruz. Çekinik genler diyoruz. Eğer bu çekinik genler iki gen bir araya gelirse dominant oluyor ve hastalık kendini gösteriyor. Bu resesif olan genler hangi bireylerde bir araya geliyor? Eğer akrabaysanız birinci dereceden, ikinci dereceden bu genlerin bir araya gelme olasılığı artıyor. Bu sayede bu hastalık meydana geliyor. Malumunuz bölgemizde akraba evlilikleri yüksek olduğundan dolayı veyahut belli bölgeler arasında bir evlilik durumu söz konusu olduğundan dolayı Türkiye ortalamasına göre hatta bazen de dünya ortalamasına göre bizde bu hastalıkların oranı biraz da yüksek olmakta. Hali hazırda Sağlık Bakanlığımız 2000'li yılların başından itibaren bir topuk kanı taraması yaparak bu hastalığın erken evrede tanısını konmaya yönelik bir çalışma başlattı, devam ediyor. Hastalığı pozitif olan bireyler de bunun kesin bir tanısı olmadığından dolayı belli dönemlerde sürekli bu testi yaptırmak zorunda. Bu test bölgede yok, Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan sonuç gelinceye kadar 2 aylık bir süreç alıyor. Bu süreç boyunca her geçen gün bebeğin lehine ya ölümle neticeleniyor veyahut süre geçtikçe özellikle hastalığın vermiş olduğu şiddete bağlı olarak beyin hücrelerine zarara yol açarak zeka geriliklerine yol açıyor. Bu da bölgemizde ciddi bir defekt olarak karşımıza çıkıyor. Hali hazırda olan bu merkezimizle beraber bu sonuçları biz bazen günübirlik olarak bir gün içerisinde bazen metabolizma hocamıza gelen çocuk yoğun bakımda yatan hastalarımız olabiliyor. Aynı saat içerisinde çalışarak hem çocuğun hayatını kurtarmaya vesile oluyoruz hem de düzenli olarak bu testleri vermek zorunda olan hemşehrilerimize de bu sağlık hizmetini kısa süre içerisinde vererek işte Ankara gibi daha bölge hastanelerine gitmelerine engel olarak burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu kurulacağımız merkezle beraber bir taraftan bölgede mevcut olan hastalıkların tam anlamda taranması, bölgemizde ne kadar hastalık var, hangi hastalıklar var, bunları tespit edeceğiz. Sonrasında da gerekli eğitimleri vererek bu bireylere bu şekilde bu metabolik hastalıklı çocukların minimize etmeye yönelik bir çalışma devam edecek. Yine bu bireylerin en önemli sorunlarından bir tanesi de diyetleri. Yani her türlü gıdayı tüketemiyor. Özellikle fenalının yoksun özel mamalarla beslenmeleri gerekiyor. Bu da hakikaten ciddi bir külfet getirmekte. Yine bu merkez ilerleyen aşamalarda gıda mühendisliği ve diyetisyenlerle beraber bu dediğimiz besinlerin de hazırlanmasına yönelik ciddi çalışmalara ön ayak olacak. İnşallah. Bu konuda da Sayın Rektörümüz ilk şeyi verdi, ilk desteği verdi. BAP'tan nasıl bir cihaz gerekiyorsa fazlasını alalım. Yeter hem bölgeye hitap etsin hem de bizim bu alanda çalışmalarımız ilerlesin. Evet. Bu alanda da bu alana biz metabolomik diyoruz. Evet. İşte aynı anda kişide mevcut olan tüm yaklaşık 300'e yakın bir parametreyi tek bir kan örneğinden çıkartabiliyoruz. Bu sayede de işte farklı hastalıkların teşhisine yönelik yeni markaların çıkmasını da olanak sağlıyor. Bu tip çalışmalar da en başta bahsetmiş olduğumuz işte önemli dergilerde yayınlanma potansiyeline sahip. Hem bu bir taraftan hasta hizmeti, bir taraftan da bilime katkı. Bilime ciddi anlamda katkı sunacak potansiyele sahip olan bir merkez olacak. Evet hocam, inşallah rektörümüzün de vizyonuyla bu süreç içerisinde destek oluyor bu tip çalışmalara. Dediğiniz gibi başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerin de tabii gayretleriyle devam eder diye umuyoruz. Bu noktada da yine ben sık sık programlarımda çağrıda bulunuyorum Şanlıurfalı iş adamlarımıza. Tabii ki süreç içerisinde hani devletin imkanlarından faydalanıyoruz. Bu süreçleri projelendiriyoruz. Fonları almaya çalışıyoruz. Ama bu noktada da işte kıymetli hocalarımız var burada. Dünya etkili bilim insanları listesine giren, gerçekten ciddi anlamda bilim üreten, bu noktada bilim üretmekten sonra da zaten Berkan Hocam'a birazdan döneceğim, bunu katma değere dönüştürülmesi, istihdama dönüştürülmesi noktasındaki teknokentteki süreçlerden. Bu noktada yani belki manevi olarak da öbür tarafa bırakacağımız bir kanser çalışması, bir metabolik çocuğun, metabolizma hastası olan bir çocuğun hayatına değme noktasında
bu birimlere ilişkin süreçte bunların finansmanı noktasında gerçekten kıymetli iş adamlarımıza burada tekrar çağrıda bulunalım. Bu hocalarımızla irtibata geçerek bu süreçlere destek olmanız hem dünyayı hem ahireti mamur etme noktasında güzel bir yol açacaktır demek istiyorum. Hocama teşekkür ettikten sonra biraz hocam müsaadenizle dinlendirip tekrar Berkan hocama dönmek istiyorum. Hazır hocamın da bahsettiği gibi bu süreçlerin işte katma değere dönüşme noktasında da bir de Şanlıurfa Teknokentimiz var. Benim evet. de girişimcisi olduğum hocam. Sadece tamam hasta bakıyoruz, bilim üretiyoruz ama bunların istihdamı arttırma noktasında, katma değere dönüşme noktasında, ülkenin kalkınması noktasındaki süreç içerisinde Türkiye'nin en genç şehri olan Şanlıurfa'ya ciddi bir sizin Teknokent Müdürlüğünüzle birlikte bakış açımızı değiştirmemiz, bakış açınızı değiştirmenizle birlikte hocam ciddi bir atılım oldu. Doluluk oranlarımız arttı. Bu noktada hocam Şanlıurfa Teknokent'e ilişkin girişimcilik süreçlerinden biraz bahseder misiniz? Daha sonra da pek zamanımız kalmadı. Bunun üniversite sanayi işbirliği noktasında da çok ciddi çalışmalar oldu. Geçen hafta da işte TÜBİTAK ARDEP Başkan Yardımcımız geldi. Biz de katıldık bu toplantılara. Güzel bir rüzgar var hocam. Bununla ilgili hani nasıl özetlersiniz süreci ve neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi çağımız girişimcilik faaliyetleri için gerçekten çok önemli bir süreç yaşıyor. Yani içinde bulunduğumuz bu yüzyılda 2023 yılında ve öncesinde ve sonrasında girişimcilerin çok fazla ön plana çıktığını, Ar-Ge çalışmalarının çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Üniversitemizde de sağ olsun Sayın Rektörümüzün destekleriyle birlikte Teknokentimizde bu anlamda biz de yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ekranları başından izleyen tüm izleyicilerimize şunu hatırlatayım. Bizim Şanlıurfa Teknokent sosyal medya hesaplarından bugün itibariyle girişimcilikle ilgili yine eğitim ve mentörlük süreçleriyle ilgili başvurular almaya başladık. Eğer siz de böyle bir girişimci adayıysanız ya da girişimcilikle ilgili adım atmak istiyorsanız, daha da ilerletmek istiyorsanız iş fikrinizi lütfen sosyal medya hesaplarımızda Şanlıurfa Teknokent sosyal medya hesaplarına girerek başvuru formunu dolduralım. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi nedir girişimcilik? Bugün bir fikriniz var, iş fikriniz var. Gerçekten bilgiyi ticarileştirmek çok önemli bir noktaya geldi. Bunu katma değere dönüştürmek çok önemli noktaya geldi. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Evet, hem vatandaş olarak hem akademisyen olarak hem işte gençlerimiz anlamında söylüyorum. 7'den 70'e çok yoğun emek harcıyoruz. Bugün baktığımız zaman pamuğumuzu üretim noktasında çok büyük emek harcıyoruz. Buğdayı Urfa bölgesinde, fıstığı yine Urfa bölgesinde çok emek harcıyoruz ama ben geçen günde böyle bir önümde bir tır vardı, onun bir resmini çekeyim dedim. Yani bir tır ağzına kadar pamuk dolu, en son nihai ürün haline gelmiş. Ama tahmin ediyorum o tır karşısında belki bir el arabası, cep telefonu alabilirsiniz ya da alamazsınız. Yani onu söyleyeyim. Şimdi yüksek teknoloji, katma değer dediğimiz konu bu noktada devreye giriyor. Yine aynı şekilde %100 pamuk bir tişört, markalı, X markalı, bakıyorsunuz 1000 lira, 3000 lira, 10.000 lira, 15.000 lira. Bir kilo pamuk bakıyorsunuz 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira neyse. Şimdi bu bir kilo pamuk nasıl tişörte dönüştüğü zaman 10.000 liraya dönüştü? Bir tişört de bu arada yaklaşık 200-250 gram. Yani 4 ile 5 ile çarptığınız zaman bu rakam daha da yükseliyor. Aradaki markalaşma, katma değer oluşturma, bilgiyi ticarileştirme. Yani bunlar topyekün bir sistem içerisinde çalışılan ve o noktaya getiren mevzular. Burada akademinin önemli görevi var. STK'ların önemli görevi var. İşte yine bahsettiğimiz gibi çiftçimizin bu konuda önemli görevleri var. Diğer devletin mekanizmalarının önemli görevleri var. Bu nihai ürünü ortaya çıkarabilmek için. Dünyada işte bugün büyük 5 teknoloji şirketi, büyük 4 teknoloji şirketinin geçmişine baktığınız zaman bunlar çok derme çatma şekilde bir fikirden hayata doğduğunu, fikirden hayata geçtiğini ve çok küçük ekiplerle bunu ortaya çıkardıklarını görüyorsunuz. Yani 20-25 yıllık bir firma işte binlerce çalışanıyla işte örnek vereyim bir milyonluk bir marka değerine böyle 5-6 kişilik bir iş fikriyle çok kısa sürede ulaştığını görüyoruz. Biz bu pastadan payımızı almamız lazım.
Çünkü bizim gerçekten de zeki bir nüfusumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Enerjik bir nüfusumuz var. Biz birçok konuda Avrupa'dan, Amerika'dan öndeyiz. Bak bunu net olarak söyleyeyim yani. Yazılım anlamında, kendi uzmanlık alanım için söyleyeyim en azından. Bu konularda öndeyiz ve bu konularda da yani iş gücü olarak, nitelikli iş gücü olarak da öndeyiz. Baktığınız zaman bir konuda işte belirli alanlarda bilgi sahibi oluyor software developerlar, yazılım geliştiriciler. Bizim buradaki ülkemizdeki yazılımcılar bu konu çok daha derinlemesine ve birkaç konu hakkında uzmanlığa sahipler. Bilgi teknolojileri başta olmak üzere işte bugün programımızın ismi sağlık, bilim ve sağlık, sağlık, tarım, bunların hepsinin başına dijital kelimesini ekleyebiliriz. Evet. Bu dijital kelimesini eklediğimiz zaman iş farklı bir noktaya gidiyor. İşin içerisinde Ar-Ge ve bilgiyi ticarileştirme noktasına gidiyor. Peki, evet bu anlattık, bazen işte bu süslü cümlelerle falan söylüyoruz, biz de duyuyoruz ama ya nasıl yapacağız bu işi? Şöyle yapacağız, biz bu iş fikri olana bir kere sahip çıkmamız lazım. Yani işte Canvas eğitimleri, SWOT analizleri, küçük finansal eğitimler, bunu nasıl proje yazımına dönüştürmemiz lazım, proje yazma eğitimleri. Yani evet git girişimci ol demekle bir kere girişimci olunmuyor. Desteklemek, sahip çıkmak lazım. Biz bu anlamda Şanlıurfa Teknokent'te göreve geldiğimizden itibaren bunu yapmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak ilgili ve alakalı olmaya çalışıyoruz. Ekibimiz olarak, yani bunu ben şahsım olarak söylemiyorum. Buradaki kıymetli hocalarımız, sizler de dahil olmak üzere. Bugün girişimci arkadaşımızı İsmail hocamıza yönlendirdiğimiz zaman hastanede buluşup onunla ilgili klinikte, laboratuvarda çalışıyorlar. Dijital sağlıkla ilgili, yapay zeka ile ilgili. İşte bunların gerçekten elinden tuttuğumuz zaman yani iş farklı noktalara gidiyor Sayın Hocam. Evet hocam. İşte iş fikrinizi demin de dediğim gibi yani başvuru aldığımız zaman biz bunlara işte 30'ar 30'ar 40'ar 40'ar 50'şer 50'şer bu sayıyı ne kadar arttırırsak bunların içerisinden de 1, 2, 3, 4 derken yapmış olduğumuz bütün enerjiyi, bütün o ayırdığımız vakti bize geri döndürecek katma değerli ürünler çıkacağına inanıyoruz. Bunu kaçırmamak lazım. Yani 10 girişim hikayesinden 1-2 tanesi başarılı olur, geri kalanlardan da ders çıkarmak lazım. Bunun da farkındayız. Biz de böyle davranıyoruz. Biz de bu şekilde ilgili davranmaya çalışıyoruz. Süreci bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İşte mentörlük dediğimiz, yani bu iş tutar mı, tutmaz mı? Gel seninle bir prototip oluşturalım. Bu soyut anlamda yazılım da olur, somut anlamda da bir ürün, nihai ürünün prototipi de olur. Bunu oluşturacak alanları, makine teçhizatları ortaya koymak lazım. Yine aynı şekilde pazarlama faaliyetlerini, kendini tanıtması faaliyetlerini, personel giderlerinin desteklenmesi lazım. Bu mekanizmalara nasıl ulaşacağını bilmesi lazım. Bugün COSCEP'te, TÜBİTAK'ta çok önemli destekler var. İnanın ben bir akademisyen olarak, samimi olarak söylüyorum. 3 sene önce bugün anlattıklarımı bilseydim, daha farklı olurdu. Akademisyen girişimci olarak çok daha farklı bir noktada olurdum. Kulaktan dolma bir şekilde COSCEP'te ileri girişimcilik programı olduğunu ve onunla ilgili yapılması gerekenleri araştırıp bulduktan sonra gittik. Sağ olsun birkaç arkadaşımız da bize destek oldu o konuda da. Haklarını yemeyelim. Ama bunu gördükten sonra ne kadar kolay ulaşmak. Yani doğru argümanları kullanırsanız, doğru bir şekilde iş fikrinizi anlatırsanız finansa ulaşmak noktasında sıkıntı yok. Bunu gidip ilk başta derste, yani Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü olmadan önce derste son sınıf öğrencilerimize 5-10 dakika nasihatler de anlattık. O arkadaşlarımızın içerisinden baktık bugün Teknokent'te 3-4 tane firma kurdular. Evet. Yani ilham verip takıldıkları zaman 7-24 ulaşılabilir oluyorsanız ve sabırlı oluyorsanız, kızmıyorsanız ki akademisyen olarak hepimizin görevidir evet. Bunu yapıyoruz yani. Ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bizim bu doğrultuda çalışacak arkadaşlarımızla birlikte ekibimizi büyütmeye ve bu bakış açısına sahip olmamıza gerekiyor. Bunu yapmak için de hep birlikte çalışacağız. Yine aynı şekilde söyleyeyim. Üniversite sanayi işbirliği konusunda da önemli çalışmalar içerisinde yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz.
Bugün Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü oluşturduk Şanlıurfa Teknokent'te. Sağ olsun doktor öğretim üyesi Ahmet Aydın hocamız, yine bizim Teknokent içerisinde doktor öğretim üyesi Abdülkadir Gümüşçü hocamız, Bülent Örer Bey ve bu işe sahip çıkan tüm ekibimiz adına biz sahaya gittik. Sahada bizimle temas kurmak isteyen firmalarla yüz yüze görüşmeler başlattık. Sonra onlarla bir taraftan da akademisyen hocalarımızdan anahtar kelime ve uzmanlık alanlarını aldık. İkisini eşleştirip bir noktaya getirip sonra birlikte fabrikaya gidip ya da firmaya gidip ziyarette bulunduk. Ve bunu nasıl bir projeye dönüştüreceğimize baktığımız zaman işte Aydınlı Grup, Üçgen Taban, Hakan Plastik, Ferhat Su, Badırlı Makine, İvosis Enerji, Meksan Trafo, LTS Biotonik, Propeptide, Tite Gıda, Termosan, Urasop, Transformers, Agromatik, Kılıçlar Seramik, Ekolot, Flamento Transformers. Bunları niye sayıyorum? Bunlar biraz ilham olsun. Biliyoruz ki rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Diğer firmalardan da teklif bekliyoruz. Hocam bunlara gittiniz, bize de gelin. Biz memnuniyetle baş üstüne hemen geliriz. Yani böyle söyleyelim. Bu firmalara ziyarette bulunduğumuz zaman ve sağ olsun gerçekten de bugün bizim HÜBAP'ımız ve proje destek ofisimiz de çok değerli çalışmalar yapıyor. Sayın Rektörümüzün öncülüğünde Sertan hocamıza da buradan teşekkür ediyoruz. Orası da zaten Ankara'nın dikkatini çekecek TÜBİTAK projeleri, ARDEP projeleri süreçleri içerisinde. Biz de bununla TEYDEP'le ilgili ön görüşmeleri başlatınca bize sosyal medyadan ve diğer kanallardan TÜBİTAK TEYDEP Başkan Yardımcımız Hasan hocamız, saygılarımı iletiyorum, ulaştılar özel kalemlere. Dedi ki hocam Ankara'da yaptığınız çalışmalarla gerçekten de dikkatimizi çektiniz, ekibimizin dikkatini çektiniz. Biz yüz yüze Urfa'ya gelmek istiyoruz. Urfa'da ne yapılıyor? Harun Üniversitesi'nde ne yapılıyor? Şanlıurfa Teknokent'te bir şeyler yapılıyor. Bunu bir görelim. Sağ olsunlar. Pazartesi günü geldi. Sizler de hocalarım da oradaydınız. Buluştuk. Hem üniversitede hem Teknokent'te buluştuk. TEYDEP'in çok önemli destekleri var. Yani samimi söyleyeyim, bizlerin bilmediği destekleri de öğrendik. Yani kalem kalem yeni çıkacakları da öğrendik. Bunlardan faydalanmamız lazım. Şehir olarak, akademisyen olarak, firma olarak, sanayici olarak biz bunlardan ne kadar faydalanırsak inanın bu şehirdeki girişimcilik ve ARGE kültürünü o kadar, üniversite sanayi işbirliği o kadar ileri götüreceğiz. Evet, farkındalık eğitimleri, proje yazma eğitimleri, ziyaretler, bilgilendirme toplantıları, işbirliği toplantıları, danışma kurulları, bunları yaptıkça bu işin artacağına inanıyoruz. Bir anda hemen somut noktaya ulaşma şansımız zor. Yavaş yavaş böyle bir ivme yakalayacağız. Bu ivme hızla artıyor ama esas mesele sizin yükseldiğiniz noktada sabit kalabilmeniz. Yani zikzak çizerseniz bu da çok kabul edilebilir değil. Yani bu sene ben 25 üniversite sanayi işbirliği projesi yaptım. Gelecek sene 3, ondan sonra 15, ondan sonra 7 değil. Yılda 20 tane, 25 tane, 50 tane yapabilecek düzeye erişebiliyorsak bence bu güzel bir başarı olur. Ve biz bu anlamda da gerçekten de şu anda ziyaret ettiğimiz firmalar içerisinde üçüyle birlikte de üç akademisyenimizle birlikte proje yazma sürecini de başlattık. Bunu da somut hale dönüştürdük. İnşallah bu projeler de kabul alır. Evet. Ankara tarafında kabul alır. Ve bu sayıyı hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle arttırdığımız zaman görevimizi ve vazifemizi iyi yapmış olarak kabul edeceğiz. İyi yapıyorsunuz hocam. Yani şöyle, gerçekten samimane olarak bunu söylüyorum. Bugün işte biz hepimiz akademisyenler odalarımızda oturuyoruz, bilimsel çalışmalarımızı yapıyoruz ama üniversitenin ifa edeceği görev noktasında yani şehrin kalkınmasına daha nasıl bir faydalı olunabilir? Yani bu yaptıklarınız gerçekten sanayicinin artık ayağına gidip, normalde bu talepler normal diğer Avrupa ülkelerinde sanayiciden talep gelir bir ürüne ARGE yapılsın diye. Siz artık bu proje destekleriyle gidip oralara kapılarını çalıp bunları anlatmanız yani bu şehrin kalkınmasına ilişkin süreçte yapabileceğiniz en güzel katkılar. Bu çalışmalardan dolayı samimane olarak hocam sizlere teşekkür ediyoruz. Yine diğer bahsettiğiniz ekip arkadaşlarınıza da hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Berkan hocam, son söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa hocam alayım, sonra İsmail hocama döneceğim çünkü ana habere yaklaşıyoruz. Evet hocam. Buyurun sayın hocam. Hocam şimdi biz altta yazıda da yazıyor, dünyanın en etkili bilim insanları listesindeyiz. Evet. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Ama
bizim ifade etmeye çalıştığımız bugüne kadar, ben İsmail Hocam da, Abdullah Hocam da, diğer hocalarımla da ifade etmeye çalıştığımız şey, biz yeni araştırmacılara ilham olmak ve bu sayıyı arttırmak. Öncelikli olarak Türkiye'deki 1395'i bir arttıralım. Şahra Üniversitesi'ndeki sayıyı arttıralım. Bunu arttırmanın yolu da ben burada Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hocam bize bugün plaket verdi. Evet. Bu bizi onur etti. Evet. Ve ben bundan dolayı çok mutlu oldum. Çalışmalarımı bir yapacaksam iki yapacağım, üç yapacağım, dört yapacağım, özveriyle çalışacağım. Bizim bundan başka biz zaten beklentimiz yok. Evet. Yani akademisyen olarak gerçekten de zayıf olduğumuz yer takdir edilme beklentisidir. Evet, marifet iltifata tabi. Aynen. Evet, yani bu atalarımız da söylemiş. Bu noktada yapacağımız projelerimize destekleri bulabilirsek, onların önü açılırsa ve şimdi gerçekten Harvard Üniversitesi olmakla gurur duyuyorum. Yani gururla taşıyoruz bunu. Mutluyuz. Çalışma ortamımızı iyileştirilmesi, bununla ilgili yapılacak olan takdirler eminim çoğalarak artan bir memnuniyet ve arkasından da üniversite sanayi işbirliği, girişimcilik faaliyetleri, Ar-Ge niteliklerinin artması, Ar-Ge sayılarının artması. Yani ülkemizde her yıl açıklanan girişimcilik endeksi var. İlk 50 üniversite açıklanıyor ve tarihinde bu noktada Harun Üniversitesi yer alamamış. 30 yıllık bir üniversitedir. Evet. Ama istediğimiz noktada bu anlamda, girişimcilik anlamda ben bu listenin içerisinde yer almasını bir akademisyen olarak isterim. Bunun için akıl birliğiyle, ortak akılla neler yapabiliriz? Bunları düşündüğümüz zaman ben sizden de çok istifade ediyorum. Sağ olun, var olun. İsmail Koyuncu hocamızdan da çok istifade ediyorum. Fikirlerinizle birlikte umarım çok daha iyi, çok daha güzel yerlere geliriz. Bizi izleyen, sabırla izleyen sevgili izleyicilere, herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Davet ettiğiniz için İsmail Hocam, başta size, tüm EDES'e, ailesine, herkese evet, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşrif sağ olun, ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir program oldu. Bu noktada tekrar İsmail Hocam'a da dönmek istiyorum. Hocam, tabii dediğim gibi yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Özellikle bilim dünyasında tabii bahsettik, işte en başarılı akademisyenlerimiz. Bu noktada genç akademisyenlere, bilim dünyasında başarılı olmak isteyen genç araştırmacılara, bu işin başında olanlara neler önerirsiniz? Ve bununla birlikte yine son söz olarak da hocam, bir 5 dakikalık süreciniz var. Evet. Lütfen bağlarsanız sevinirim. İşte bu alanda ilerlemek isteyen gençlere en büyük öğütüm, yani İbrahim Tatlıses'in meşhur bir sözü vardır. Urfa'da Oxford var mıydı ki biz okumadık? Şu an Oxford değil, Harvard, MIT gibi kaliteli üniversitelere internet vasıtasıyla çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şu anki teknolojinin bize vermiş olduğu imkanlar hakikaten sınırsız. Biraz önce bahsettim kendi alanımla ilgili. In silico çalışmalardan bahsettim. Mesela şu an bir öğrenci Harvard Üniversitesi'nin ya da MIT'nin ilgili dersine rahatlıkla online katılabiliyor. Önceki derslerine de YouTube üzerinden katılabiliyor. Yani kalkıp da YouTube'da veyahut Instagram'da normal magazinsel şeyleri izlemektense kendi alanıyla ilgili spesifik alanlara çok kolay bir şekilde ulaşabilir. O alanda kendini geliştirebilir. Online olarak o derslere girebilir. Onda mevcut olan imkanları kendisi görebiliyor. Hatta hocamın alanıyla ilgili de, yazılım noktasında bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili de kendini geliştirebilir. Böyle bir imkanımız evet, mevcut. Ufku açık gençler hocam bugün evet, tıp fakültesinde yapay zeka dersleri alıyorlar. Yani bu konu noktada tabii, geliştiriyorlar. Özellikle mesela şu an tıp fakültesi öğrencilerimizle beraber yoğun bir eğitim içerisindeler. Yoğun bir ders yoğunluğuna sahipler. Şu ama öğrencilerimize vermiş olduğumuz bazı bilgiler sayesinde şu an 5-6 öğrencimizle mesela TÜBİTAK projesi hazırlama noktasında bir çalışma başlattık. Öğrencilerime şunu söylüyorum. Siz mezun olduktan sonra evet hekim olacaksınız. Ama klasik bir hekim olacaksınız. Size bir örnek vereyim. Ama teknoloji noktasında kendinizi geliştirirseniz kazanacağınız miktarın kat be kat fazlasını elde edeceksiniz. Ülkenin ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacaksınız. Prestijine ciddi katkı sunacaksınız. Hali hazırda neden siz bir Aziz Sancar olmayasınız? Şimdiden başlamanız lazım. Evet. O konuda mesela tıp alanında örnek verecek olursak 2017'de bir kanser tedavisinde FDA'den onay aldı.
Neydi o terapi? CAR-T terapi dediğimiz bir yöntem. Kişinin kanından hücreler alınıyor. Daha sonra bu hücrelere kanser hücresini tanıyan bazı genler aktarılıyor. CRISPR-Cas9 dediğimiz bir teknolojiyle. Sonrasında o hücreler çoğaltılıyor. Tekrardan kişiye serum olarak veriliyor. 2 aylık gibi bir süre içerisinde %90'ın üzerinde bir tedavi şansıyla hastalıktan kurtuluyor. Ama o tedavinin ekonomik anlamda baktığımız zaman ne kadar bir ücreti siz ona sahip olacaksınız? $500,000. Eğer bizim gençler de bu spesifik alanlarda kendilerini yetiştirirlerse hem ülke ekonomisine hem insanlık sağlığına ciddi katkılar sunabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi internet üzerinden ve hocalarıyla beraber belli bir alana yoğunlaşarak bunu ilerleyen süreçlerde önemli noktalar, önemli mesafelere gelebilme potansiyeline sahip. Yine kendimiz açısından diyecek olursak, mesela master öğrencilerimiz var. Evet. Gelir gelmez biz bu öğrencilerimize, ben kendi hocalarından almış olduğum geleneği devam ettirerek direkt hassas deneyler dahi olsa kendilerine o imkanı sunuyoruz. Bazı konularda fikir sunuyoruz. Kendilerini bu şekilde geliştiriyorlar. Yani şu ana kadar 25'e yakın bir öğrencimiz oldu. Doktor öğretim üyesi olan var öğrencilerimden. Şu an doçentlik aşamasında olan Ebru Temiz, o da bir öğrencimiz. Yine Şükrü, yine Ayşegül gibi, Kadir, Murat. Bunlara hepsine selamlarımı iletiyorum. Belli bir mesafeye geldiler. Özgür'ü de unutmamak lazım. Şimdi bunlar yavaş yavaş bir ağacın dalları gibi gelişiyorlar. Bunlar ileride her biri belli bir alana hizmet edecek. Yani boynuz kulağa geçecek ki bu sayede ülkemizin yeni bilim adamları gelişsin. Üniversitemizden önemli çalışmalar ortaya çıkabilsin. Ben Berkan hocamın ifade ettiği bir hususu izah edeyim. Katma değeri yüksek ürünler. Biraz önce pamuktan bahsettiniz. Tonlarca pamuk üretiyoruz. Ancak bir telefon ya da düşük bir meblağa dönüşme potansiyeline sahip. Bizim topraklarımız kadim topraklar. Belki de tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu topraklar. Bereketli topraklar, suyun olduğu topraklar, güneşin bol olduğu topraklar. Mesela şu an Almanya'da, Avrupa'da birçok yerde tıbbi açıdan öneme sahip olan bitkisel ürünlerle tedavi has safhada. Ciddi bir ekonomik potansiyele sahip. Bizim bölgemizde de bu alanda yetişen hakikaten çok değerli bitkiler var. Mesela bu bitkilerin özelliklerin tespit edilmesi ve bölgeye de uyum sağladığından dolayı bunlar fazla sulamaya da gerek yok. Kırsal toprağa da kıraç alanlarda da yetişme potansiyeline sahip. Bunların özelliklerinin araştırılması, çiftçilerimizin bunu öğretmesi ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek bunun yurt dışına pazarlanma gibi ciddi potansiyele sahip durumlar da mevcut. Evet hocam. Mesela bu alanlarda da ben özellikle ilgili ilgililere burada sesleniyorum. Bu alanlara da yönelmeleri lazım. Evet. Bu sayede hem bölgemizin ekonomisine ciddi katkı sunacak hem de dünya genelinde de önemli bir potansiyele sahip olacak. Abi kendimiz de karınca kararınca kendi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan memlekete hizmet, bir taraftan da dünya biliminde evet biz de varız. Harran Üniversitesi'yiz. Bizim de etkimiz var. Her ne kadar geçmişte adımız sanımız çıkmamış olsa da artık biz de varız diyebiliyoruz ve Harran Üniversitesi bir ferdi olarak da gurur duyuyoruz. Evet. Ve bu gurur meşalesini de ilerleyen safhalara ilerletmek için adını daha yüksek mertebelerde duyurmak için elimizden geldiğince ben ve ekibim olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu alanda halkımıza hitap etme şansını bize verdiğimiz için İsmail Bey, size özellikle Edesa TV'ye ve bizi ekran başında izleyen hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Teşrif ettiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, tabii öğrencileri çok şanslı hocalarımızın bu anlamda ufuk da oluşturacak, kendilerine bir rol model olacak böyle hocaları olduğu için kendi alanlarıyla
teknolojiyi birleştirme noktasında öğrencilerine ufuk olma, bu noktada yol açarak örnek olma ve başarılarıyla da bunu somut bir şekilde dünya etkili bilim insanlar listesine girmeleriyle de rol model oluşturma noktasında bu hocalarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu noktada da rektör hocamızın da dediğiniz gibi yani son onur etme noktasında çalışmaları oluyor. Şehir anlamında da biz bilim insanlarımızı, bilim adamlarımızı sahiplenmemiz gerekiyor ve bu noktada daha teşvik ederek bu sayıların daha ileri bir seviyeye gelmesini ve artmasını arzu ediyoruz. Kıymetli hocalarıma tekrar teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki bilim ve sağlık programında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.